Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cami musikisi derslerimizi bundan sonra inşallah YouTube kanalımızda yapmaya başlayacağız değerli arkadaşlar. Her akşam saat 9'da yeni derslerimizi paylaşacağız. Mesela ezan nasıl okunur? Günde 5 defa okuduğumuz ezanlarımızın makamına göre nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir aşi şerif nasıl icra edilir? Müezzinlik yaparken, imamlık yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlahileri okurken vurgular, bir makam duygusu içerisine girerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hasılı bunları yapacağız. Makam arasındaki farklardan bahsedeceğiz. İnşallah her gün saat 9'da kısa videolarımız olacak. YouTube kanalımızdan Ömer Faruk Güney YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilir. Cami musikisi derslerimizi iştirak edebilirsiniz. Bugünkü ilk dersimizde Nihamet makamında Fatiha suresi nasıl okunması gerekiyor onu anlatmaya çalıştık. Ve Nihamet makamında ezan ilk tekbiri ve Hayyalessalah bölgesinde Nihamet makamıyla Suzinak makamı arasındaki farkları göstermeye çalıştık. İyi seyirler diliyorum. Evet, Nihavend makamında Fatiha'yı okuyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. Burası giriş. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim Sadakallahu'l-Azim. Şimdi arkadaşlar Nihavet makamı biraz riskli bir makamdır. Yani kaideleri, kuralları, tecvidi bozabilecek bir makamdır. O açıdan yapacağımız nameleri özenle seçmemiz gerekiyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim okurken, Aş-ı Şerif okurken, namaz kıldırırken kısa ve öz namelerle yapmamız gerekiyor. Eğer ki işin ucunu biraz kaçırırsak tecvid ve kaideler kurallar bozulur. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim size. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak uzattım sonunu fark ettiniz mi? Olmuyor. Daha kısa öz nameler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu kadar. Errahmanirrahim. Şöyle değil. Errahmanirrahim. Yani bunlar da olur mu? Olur. Fakat abartı nameler olur. Özellikle Hocam bu namaz daha iyi olmaz mı? özellikle evet namaz kıldırırken daha sade ve daha öz nameler yapmamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama Aş-ı Şerif okurken ufak ufak tabii ki süslemeler yapacağız. Tekbir, Nihamet makamındaki ilk tekbir rast gibi gireceğim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rast. Şimdi Nihavende dönüştürüyorum. Allahu Ekber, Oldu mu Nihavend? Oldu. Suzinak'la çok yakın galiba, değil mi hocam? Evet, Suzinak makamıyla karar itibariyle yakın.
Ama duygu itibariyle biraz farklı. Farklı. Bizim zaten farkını görme şansımız yok herhalde bizim. Var. Var. Mesela rast makamı içerisinde arkadaşlar biz Süzünak geçkisi yapıyoruz. Bakın Süzünak geçkisi. Ama Zilgüleli Süzünak geçkisi yapıyoruz. Okuyorum. Hayal olsun. Evet. Hayyâ aleselâte mesela. Az bir şey sesimi pesleştireceğim. Sol la si do re do si la sol. Bu şekilde düşmemiz gerekiyor. Eğer ki bu şekilde düşmezsek detone oluruz, sesimiz bozulur. Bakın bir daha okuyorum, tamamını okuyacağım. Hayya ala salat. Süzünak makamı. Süzünak makamı. Bu. Ama Zilgüleli Süzünak arkadaşlar. Şimdi bir de bunu Nihavend okuyalım mı? Aradaki farkı görün. Aradaki farkı görün diye söylüyorum. Hayya ala Bakın onda ne yaptık? Aşağı düştük. Tekrar yukarı çıktık. Yapabiliriz. Bu Nihavend'de de yapabiliriz. Ama aradaki farkı görün diye. Hayya ala salat. Nihavend makamı ikinci tekbir.